Herkese merhaba. Biliyorum şaşırdınız ama bugün ben kamera arkasındayım. Bugün kanalımı Onur'a devrettim çünkü Onur'un anlatacakları var bugün bize. Bugün bize ne anlatacaksın? Söz sende Onur'cum. Merhaba. Bugün Amerika'da nasıl bedavaya telefon aldık onu anlatacağız aslında. Türkiye'de böyle bir promosyona denk gelir misiniz bilmiyorum da bedava telefon alabilme promosyonuyla karşılaştık. Nasıl aldık? Bu telefon nedir? Özellikleri nedir? Kendi çapımızda bir unpacking yapacağız. Unboxing ya da ne diyorlarsa. Öyle başlayabiliriz. Ya da şimdi telefonu bir göstereyim o zaman ben. Nasıl evet. Aldığımızı anlatayım. Evet. Evet. Bu aldığımız bedavaya aldığımız telefon OnePlus 8. OnePlus Türkiye'de var mı? Ne kadar popüler? Hani şu an Apple'ın da fiyatların uçmasıyla birlikte Huawei, Xiaomi gibi Asya markaları hani revaçta olmaya başladı. Belki OnePlus da Türkiye'de pazar payı edinmiştir kendine. Ama Amerika'da daha önce hiç duymadım, görmedim. Biz bunu nasıl aldık? Şimdi ondan bahsedelim. Bir de nasıl bedavaya aldık? Ondan bahsedelim. Daha sonra da bunun özellikleri nedir? İçine açıp işte ne veriyorlar, ne vermiyorlar ona bakarız beraber. Biz bunu Türkiye'den gelen bir arkadaşımızı T-Mobile kullanıyoruz biz. Turkcell gibi, Türk Telekom gibi bir carrier, neydi bunun Türkçesi? SIM kart operatör, GSM operatörü. Bizim bir aile hattımız var. Daha böyle bir grup halinde herkes bir plana üye oluyor. O aile hattına da planına da istediğiniz kadar arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu ekletebiliyorsunuz. Buraya yeni gelen bir arkadaşımızı biz kendi aile planımıza almak istedik. Ve T-Mobile dükkanına gittik. Orada işte anlattık bizim bir planımız var. Arkadaşımız için de yeni bir sim kart alıp bize ekletmek istiyoruz diye. Sonra ne zamandır da Ceren telefonunu değiştirmeyi düşünüyordu. Bu YouTube işlerinde biraz daha ilerleyince daha güzel kamerası olan bir telefona geçmek istiyordu. Onda şu an S9 muydu? S9 var. Hani daha güzel kamera, daha güzel görüntü, daha güzel çekimler yapabilelim diye. Black Friday'de istediğimiz gibi bir indirim denk getiremedik. Sorduk neyiniz var bu T-Mobile'da diye. Daha önceden çünkü ben hatırlıyorum yeni bir hat ekletirseniz planınıza işte bir telefon alırsanız bir telefon bedava ya da şu telefon 150 indirim gibi birkaç promosyonlar oluyordu. Böyle hiç yoktan gittik hadi biz arkadaşımızı ekleteceğiz. O arada da soralım dedik bir promosyonunuz var mı? Herhangi bir S20 miydi şu an var olanlar senin istediklerin? Evet Samsung S20. S20'lerde bir indiriminiz var mı? Yeni bir hat eklettiğimizde diye sorduğumuzda bir alana bir bedava var dediler. Samsung S20'lerde, S20 türevlerinde ve sanırım iPhone 12 o telefonlarda da geçerli. Bir alana bir bedava. Gayet güzel bir deal. Ama hani tam parasını ödememiz gerekiyor. $700-800. Yani iki telefon alacağız. Nasıl kullanacağız, ne yapacağız bilemedik. Bir de şöyle bir özellik var. Oradan aldığınız telefon 2 yıl unlocked olmuyor. Yani o da şu demek Amerika'da. Mesela T-Mobile gibi bir yerden bir telefon alıyorsanız unlock değilse bu telefon sadece T-Mobile sim kartını takarak onun içerisinde 2 yıl kullanabilirsiniz. Diğer sim kartlarda telefon çalışmıyor. Mesela buradan aldım Türkiye'ye götürdüm. Türkiye'de Turkcell takmak istedim. Çalıştıramıyorum o 2 yılı bitirmeden. O yüzden 2 tane telefon almak istemedik. Sadece bir tane almak istiyorduk. Böyle sağa sola bakınırken kadın bize birden dedi ki OnePlus var bir de. Hem 8'i vardı bunun hem de 8 Plus'ı vardı. 8 Plus da herhalde bir tık daha büyüğü. Ben orada biraz bakmıştım. Kamerasal özellikleri hemen hemen aynıydı. Onun bir bataryası biraz daha fazlaydı. Hafızası biraz daha fazlaydı. Bir de storage. Ona da muhafaza diyeceğiz Türkçesi. Sabit bellek. Depolama alanı. Depolama alanı biraz daha fazlaydı. Biz dedik hani bunu istiyoruz. Çünkü ikisi de bedava. O da bedava. Bu da bedava. Plus da bedava. Bu $600 değerinde. O $800 değerinde bedava diyorlar. Allah Allah nasıl bedava olur? Biz soruyoruz nasıl bu bedava? Diyor ki işte bu 2 yıllık sizde kalacak. T-Mobile hattınızda kullanabilirsiniz sadece. Fatura geldiğinde fiyatı 24'e bölüyorlar. O kadar bir ödemeniz görünecek ama altına krediniz görünecek. O onu dengeleyecek. Yani siz hiçbir şey ödemeyeceksiniz diyor. 2 yıl sadece bu telefonu kullanabilirsiniz. Sadece yeni bir hat eklediğiniz için ve T-Mobile'da kullandığınız için. Biz başta çok şaşırdık. Acaba biz daha sonra bir kazıklanabilir miyiz herhangi bir beklemediğimiz bir ödeme çıkabilir mi diye. Ama hani değerlendirmek istedik. Benim kendi telefon 6S Plus kullanıyordum ben. Onun kamerası, arka kamerasının zoom özelliği bozuldu.
Daha doğrusu lensi kırıldı sanırım. Telefon böyle vır 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 diye çalışıyor, ses çıkarıyor. Arka kamerasını kullanmak istediğim zaman ve görüntü lanet bir şey. Yani o yüzden onu kullanamıyordum kamerada. Yeni bir telefon alırsak ve bunu ben kendim kullanırsam hem Ceren'in telefonu hem kendi telefonu iki açıdan böyle daha güzel görüntüler çekebiliriz diye değerlendirmek istedik ve bu telefonu aldık. Neden Plus almadın madem o da bedava derseniz, aslında bunu da alamıyorduk neredeyse. Bu ellerinde kalan son, hatta şu kadar ellerinde kalan son. Biz bir kocaman bir mall alışveriş merkezindeki store'a gitmiştik. Orada dedi ki elimizde hiç kalmadı. Ne 8 var ne de Plus'ı var. Ne yapalım biz, hani adresimizi verin oraya ship edin, gönderin dedik. Dediler ki bize bedava telefona tax ödeyeceksiniz. Çünkü siz Massachusetts'tesiniz. Tax ödemek istemezsiniz bedava telefona. Ama bedava sonuçta, yani tax dediğin şey ne? $30-$35 vereceğim. Ben bu telefonun sahibi olacağım. Sonra kadın dedi ki bir dakika, üst kattaki store'umuzda var mı, ben bir arayayım dedi. Aradı. Bir tane 8 varmış ellerinde. O da iki renk. Biri yeşildi sanırım. Biri de griydi. Griyi tercih ettik. Griyi aldık. Eve geldik. Şimdi beraber açıp bakalım nasıl bir şey çıkacak içinde. Tamam. Şimdi kutuyu açmaya başlayabiliriz. Burada bir mühür var. Diyor ki işte bu sadece T-Mobile ürünüdür. Tekrardan para karşılığı satılamaz diye. Aynısından buraya da koymuşlar. Başka kutu şık, güzel, kırmızı bir kutu. Yani telefon boyutunun biraz daha büyüğü. Hani biraz sanırım iPhone'lar filan şu kadar filandı ben aldığımda, 6S Plus aldığımda. Bu biraz daha uzun bir kutu. Burada OnePlus logosu var. Burada tekrar T-Mobile etiketi. Diyor ki restocking fee applies. Yani bu şey demek oluyor. Eğer ben bu ürünü beğenmedim, geri vermek istiyorsam, ben bunu daha önce açtığım için, kullandığım için, onlar bunu tekrardan fabrika ayarlarını geri çevirip doklara koyabilmek için emek harcıyorlar. Onun karşılığında da belli bir ücret size yansıtıyorlar. Onun etiketi. Şimdi bu seal'ları açalım bakalım. İçinden ne çıkacak kutunun. Burada da bir takım özellikler var. Onları daha sonra, açtıktan sonra konuşuruz. Önce açalım içinden ne çıkıyor, hangi parçalar çıkıyor. iPhone'daki gibi şarj aleti göndermemezlik yapmışlar mı, ona bakalım. Gerçi bu kadar büyük bir kutulamada ben bir şarj aleti olduğunu tahmin ediyorum. Ama görelim. Burada bir şey yok. Burada böyle bir paket var. Açalım içinde ne var. Sanırım kullanım kılavuzu olabilir. Burada sim kartlar var. Burada bir sim kartımız varmış bizim. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir bakalım. Çünkü benim zaten bir sim kartım var. Sim kartı gerçek mi yoksa bir işe yarıyor mu yaramıyor mu? Onu sorup öğrenelim. Bunu zaten biliyorsunuz. Telefonun sim kartı yuvasından çıkarmak için bir iğne. Buradan başka bir şey çıkmıyor. Burada bir kitapçık görüyoruz. Bu işte kullanım kılavuzu, iade prosedürü ve garantisiyle alakalı bilgilendirmeler var. Bakalım şekil şemal varsa, yoksa bu kadar yazıyı kimse okumaz. Ben de okumam. Geçelim. Çok bir şey yok burada. Bu neymiş? Burada stickerlar var. Bilgisayara falan yapıştırmalık ya da telefona da yapıştırabilirsin çok istiyorsan. Never Settle, bunu daha önce görmüştüm ekranda. Sanırım bu OnePlus'ın bir sloganı Never Settle. Yani Türkçesi de hiç yerinde durma gibi bir şey olsa gerek. 8. Evet 8 aldık. 8 Plus değil. Bir de bunun 8T'si varmış. Herhalde o bir tık üstü sanırım. Bir de 8T, 8T Pro. Bizdeki şu an sadece 8. Bomboş, dümdüz 8. Ne Plus'ı var, ne T'si var, ne Pro'su var. Ama bedava ürün baldan tatlıdır. O yüzden ağlamıyoruz, sızlamıyoruz, şikayet etmiyoruz. Bu kullanım kılavuzu buradaymış, ayrı bir kılavuz. Burada şekil şemali varsa bakalım hızlıca. Burada parmak okuyucu sensörün yerini göstermişler. Tam ekran var telefonda, şimdi tekrar aşağı bakarız. Arkada 3 tane kamera var, bir tane flash koymuşlar. Aynı zamanda LED için kullanıyoruz. Kameralardan bir tanesi ultra wide angle, yani ultra geniş açı. Bir tanesi geniş açı.
Bir diğeri de macro lens. Sim kartı aşağıdan sokuluyor. Gerçi ben bunları telefonun üstünde anlatsam daha güzel olur değil mi? Şimdi hızlıca bakıp geçelim bunu. Neyse, telefona geçelim. Asıl güzel tarafı orası. Bunlara baktık. Şöyle kenara kaldırayım ben bunları. Şimdi telefonu çıkaralım heyecanla. Telefon gayet ince, şık. Arkası gümüş ve ayna gibi de parlaklığı var. 3 tane kameradan bahsetmiştik. Flash burada. OnePlus simgesini koymuşlar. Burası sim kartını soktuğumuz yer. Şurası mikrofon girişi. Burası şarj girişi. Ayrı bir kulaklık girişi yok. Sanırım o da buradan kullanılıyor. Burası USB tip C ya Type-C. Sanırım kulaklık takmak istediğim zaman da burayı kullanacağız. Type-C. Güç açma kapama. Bu da sanırım iPhone'daki gibi yukarıya kaydırmalı mı? Evet. Bir switch var. Bu da sessize alma switch'i. Ama 3 durumum var bunun. Evet, bir orta durum var, bir de üst durum var. Açınca bakarız nasıl etkileri var diye. Yukarıda da bir mikrofon girişi var. Şurada da tekrar bir ses çıkışı var. Hem konuşurken duymalık, hem aşağıya da bir ses çıkışı koymuşlar. Bu demolarını da görmüştüm. Şöyle video izlediğiniz zaman çift taraftan da ses verebiliyor. Hatta 360 derece çevresel ses verebiliyor. Bu tarafı kısıp buradan veriyor bazı sesleri. Hani sizi biraz daha izlediğiniz videoya çekebilmek adına. Güzel bir özellik. Tamam, telefonu kenara koyup başka ne var onlara bakalım. Burada kablo var. Bir tarafı bildiğimiz USB girişi. Bir tarafı da tekrar USB ama bu sefer Type-C girişi. Bunu telefona sokuyoruz. Bunu da herhalde şarj aleti verdilerse oraya sokacağız. Yoksa kendimiz alıp ona sokacağız şarj edebilmek için. Şurada bir yer var. Evet, şarj aleti, beklediğimiz şarj aletini bulduk. Bunu buraya takıyoruz. Amerikan girişli. Tabii Amerika'dan aldığımız için çok normal. Kırmızı bir ton hakim kablolara. Hoşuma gitti benim. Kırmızı beyaz olması ayrı güzel tabii ki. Kendi renklerimiz. Type-C olması daha hızlı bir arayüz olduğu için güzel bir özellik. Başka bir şey var mı diye bakmaya çalışıyorum kutudan. Kulaklık falan çıkar mı? Yok, ses falan duyamıyorum. Herhalde başka da bir şey yok. Kulaklık yok. Artık herhalde kulaklıklara para vermemizi istiyorlar. Şarj aletimiz var. Şarj kablomuz var. Telefonumuz var. Bir de telefonla alakalı garanti ve kullanım kılavuzumuz var. Başka da bir şeyimiz çıkmadı kutunun içerisinden. Artık telefonu başlatıp kurulumunu yapıp içindeki özelliklere birlikte bakabiliriz. Ben bu telefonu aldım, açtım. Eski telefon, iPhone'umdaki bir takım kontak bilgilerini, uygulamaları buraya aktarmam bayağı uzun sürdü. Bazı kısımları hala aktaramadım. Şimdi neyi nasıl aktarıp aktaramadığımı anlatacağım size. Ama ondan önce bu özelliklerinden bahsetmek istiyorum bu telefonun. Bu telefonun en önemli özelliği 5G uyumlu olması. Eski telefonumda 5G yoktu. Tabi o zamanlar 5G teknolojisi de yoktu. Bu telefonda tekrardan 3 tane kamera var. Birisi çok geniş açılı, birisi geniş açılı. Diğeri de normal makro lensli kameralar. 4300 mAh batarya sahipken benim 6S Plus'ım sanırım 1800 mAh'teydi. Yani iki katından daha fazla olması çok daha iyi. Diğer kıyaslamaları yaparsak, bunun 8 GB hafızası RAM'i varken benim iPhone'un 2 GB RAM'i vardı. Bunun hafızası 128 GB, benim iPhone'umun da 64 GB hafızası vardı. Şimdi bu telefonun diğer özelliklerini inceleyelim. Şimdi telefonu açıp içini göstereyim size. Böyle dinamik bir arka planı mevcut. Burada alttan yukarıya kaydırdığınızda yüklenen app'leri görebiliyorsunuz, uygulamaları. Ben bir takım eski telefonda kullandığım uygulamaları buraya tekrardan tek tek yüklemek durumunda kaldım.
Çünkü iPhone'dan buraya çok iyi bir göç. Yani iPhone'daki datalarınızı buraya aktarımını çok iyi yapamamışlar. Sadece kontak aktarabildim. Şu an rehberim burada, iPhone'dan gelmiş durumda. Galeride herhangi bir şey aktaramadım. Galeri bomboş. Fotoğraflarımı herhalde iCloud'a yüklememişim sanırım eski telefondan. O yüzden buraya aktaramadım. Dediğim gibi burada bir takım eskiden kullandığım uygulamaları tek tek indirmek durumunda kaldım ve onları burada gruplandırdım. Eski telefonumun masaüstünü az çok burada tekrardan yakalamaya çalıştım. Bu benim için bayağı uzun sürdü. Yani birkaç saatimi harcadım. Bütün hesaplarıma tek tek giriş yaptım vesaire. Bazılarının şifresini hatırlamadım. Hatırlamak veya sıfırlamak uzun sürdü. Ama sonunda artık bu telefonu tamamen kullanıp diğerini bırakabilecek duruma kadar geldim. Uzun zamandır iPhone kullanıyordum, 4-5 yıldır. Tabii iOS'la Android arayüzü farklı olduğu için biraz alışmam vakit alabiliyor. Mesela en basit özelliği şu mesajlaşmadaki açılan klavyenin boyutu. iPhone'la birebir aynı olmadığı için yazarken biraz zorlanabiliyorum. Ama ona da alışacağım yani. Çünkü telefonu beğendim, bunu kullanmak istiyorum daha sonra. Ve bunun da 3 tane kamerası olduğu için daha sonraki çekimlerimizde bize de yardımcı olacak. Diğer telefonu sadece ses kayıt alabilmek için, ses kaydını yedekleyebilmek için kullanacağız. Başka nelerden bahsedebiliriz? Kamera özelliklerini açabiliriz, kamerayı inceleyebiliriz beraber. En baştan başlayalım. Timelapse çekebiliyorsunuz. Şu an telefonun şarjı az kaldığı için flash açamayacağını söyledi. Panoramik çekim her telefonda var. Slow motion çekim her telefonda var neredeyse artık. Bu videoda bir takım güzel özellikler var. Mesela bir tanesi ultra stable çekim. Yani siz bunu ya da super stable demişler. Siz yaptığınız çekimde eliniz hafif hafif titrerken görüntüyü çekim yapıp daha sonra bunu mesela şu an ben hafif titrek şekilde bir çekim yapıyorum. Ben bunu kaydedip oynattığım zaman izlediğim görüntüde titreşim çok daha az. Onu toparlamışlar. Normal fotoğraf çekme var. Tabi burada hangi lensle çekeceğinizi seçebiliyorsunuz. Her bir lensin çözünürlüğü de farklı. Ultra geniş açı, yüksek çözünürlük, alçak çözünürlük vesaire. Makro kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız? Portre seçimi var. Profesyonel çekimler için burada bir alan mevcut. Çok fotoğraf çekimlerinde profesyonel olmadığım için bilemiyorum yani bu özelliklerin ne olduğunu. Ama şöyle manuel olarak bir takım otomatik ayarlanan apertür açıklığıdır veya işte fokus noktasıdır vesaire. Onları kendiniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Alçak ışıkta, yüksek ışıkta nasıl çekim yapmak istiyorsanız vesaire. Buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Profesyonel fotoğrafçılar için belki para kazanacak seviyede profesyonel olanlarda yeterli olmayabilir bu özellikler ama hani amatör çapta takılıyorsanız bu pro özelliğiyle çektiğiniz fotoğrafların kalitesini özelleştirebilirsiniz. Telefonu kurarken bana nasıl ana ekrana gideceğimi sormuştu. Bir şuradan eğer istersem home screen el tuşu açabilme özelliği vardı. Bir de bazı el hareketleriyle bunu yapabiliyordunuz. Ben ikincisini seçtim. Şu alttan ortaya doğru seçtiğimde eğer açık app'ler varsa bana onları gösteriyor. Alttan tamamen şöyle yaptığımda home ekranına gidiyor. Şöyle göstereyim. Buradan alttan attığımda home ekranına gidiyor. Başka bir şey daha açayım. Şöyle ortada tuttuğumda diğer ekranlar arasında geçiş yapmama izin veriyor. Geriye gidebilmek için soldan çekmem gerekiyor. İleriye gidebilmem için sağdan çekmem gerekiyor. Bunlar bilinen hareketler zaten. Videoda beğendiğim bir özellik var, onu da göstereyim. Ondan sonra sanırım incelememizi burada bitirebiliriz. Telefonun en güzel özelliklerinden bir tanesi stable bir sabit bir video çekim özelliği sunması.
Şu an video özelliğini açtım. Şu an görebiliyorsunuz, sanki bir pencereden bakıyormuş gibi göstertebiliyor bize ekranı, görüntüyü. Şimdi ben titrek bir elle çekim yapıyormuş gibi size bir örnek çekim yapacağım. Ve bunu daha sonra bize nasıl gösterdiğini telefonun birlikte bakalım. Şu an elim havada, biraz titriyorum. Kapı mesela şöyle biraz titrek titrek çekiyorum kapının orayı. Durduralım. Ve aslında çektiğimiz video hakikaten o kadar titrek mi onu görelim. Gördüğünüz gibi titremesi, yani o titremeleri neredeyse hiç almamış. Çok sabit bir görüntüyü bize sunmuş. Telefonun en büyük özelliği bence buydu. Zaten kamera için almak istemiştik ve şu an o kamerası bize faydalı olacak gibi görünüyor. Bu videoda size OnePlus 8'in kutu açmasını ve bunu Amerika'da nasıl bedavaya aldığımızı anlatmaya çalıştım. Telefonu bedavaya almışken heves ettim kutu açma videosu çekmek için. Çok da zor bir şeymiş, onu fark ettim. Zaten bu detaylara, teknik detaylara çok hakim değilim. Sizin için biraz araştırıp anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Bu tarz videolar çekmeyi düşünmüyoruz aslında. Sadece hevesimi gidermek için Ceren sağ olsun bana izin verdi. Siz de daha önce bu telefonu kullandıysanız, OnePlus'ın herhangi bir telefonu veya OnePlus 8, yorumlarda bahsederseniz ne kadar kaliteli bir ürün olup olmadığına dair yorum yapabilirseniz, diğer kullanıcılar için, diğer takipçiler için de eğer düşünüyorlarsa böyle bir telefon aydınlatıcı olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz. İnşallah siz de bir gün bedava telefon sahibi olabilirsiniz. Görüşmek üzere.